peşi birlik gerdanına dizilmiş. Nereden gelin nereye giden varız? Acep kimin alnına da yazılmış. Beni dertten derde saldın karar. Acep kimin alnına da yazılmış. Beni dertten derde saldın karar. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Görmeyeydim gözlerini karabız. Vay ben öleydim, vay ben öleydim. Duymuyordum sözlerini karabız. Kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Evet, değerli izleyiciler, sevgili konuklar,
Siz ekranlar başındaki değerli izleyicilerimiz ve sizler sizde bulunan değerli konuklarımız. 7'den 70'e gurbetçilerin, Avrupalı Türklerin sesine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Birkan. Ben Havva Kolbaşı. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bizi tanıttıktan sonra müzisyen arkadaşlarımızı tanıtmak istiyorum. Klavyede Abdullah Albayrak, bağlamada Hüseyin Çakmakçı ve diğer bağlamada da Serdar Birkan bize eşlik edecekler, programımıza renk katacaklar. Yelkenler fora dedik, çıktık yola. Amacımız büyük küçük herkese hitap etmek. Hep beraber gülmek, eğlenmek ama en önemlisi hep beraber öğrenmek. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla soru ve sorunlarımızı konuşmak, dertlerimize ve beklentilerimize bir nebze aynı olabilmek. Bugünkü programımızın akışına kısaca size sunmak istiyorum. Biraz sonra bir konuğumuz olacak. Kendisi Avrupa'da yetişmiş ama gönlünü Türk müziğine vermiş bir sanatçı. Onunla sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. En önemlisi kulağımızın pasını gidereceğiz. İkinci bölümümüzde yine konuğumuzla sohbet devam edecek. Bir folklor ekibimiz var. Onların becerilerini izleyeceğiz. Son bölümümüzde de bizim küçük küçük yıldızlarımızın el becerilerini, yeteneklerini sergileyeceğiz. Tabii her zaman müzik, müzisyen arkadaşlarımız bize eşlik edecekler ve sohbetimiz de devam edecek. Yelkenler fora. Çıktık yola. Yardımcımız Allah. Yol arkadaşımız. Siz olursunuz inşallah. Deyip başlıyoruz. Evet, siz ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, sizler de bizleri izlerken mesajla, telefonla katılabilirsiniz. Sevdiklerinize güzel mesajlarınızı, temennilerinizi iletebilirsiniz. Onun için şimdi telefon numaralarımızı ve mesaj numaralarımızı veriyoruz. Almanya dışından ulaşmak isteyenler için önce telefon numaralarımızı sunuyorum. Çift 049 180 517 4000. Tekrar ediyorum. Çift 049 180 517 4000. Almanya içinden ulaşmak isteyenler için de telefon numaramız yine aynı. Fakat bu defa çift sıfırı çevirmiyorsunuz. Tekrar ediyorum. 0180 517 4000. Kısa mesaj yollayacaklar için de KAV yazıp boşluk bırakıyorsunuz. Ve mesajınızı Almanya için 3-111-3'e gönderiyorsunuz. Burada bir yanlış anlaşılma olmuş. Geçen programda birçok konuk bize telefon edip sordular mesajlarımız gelmedi diye. Bulunduğunuz ülkenin mesaj numaraları ekranın altında yazıyor. O ekran numarasını herhangi bir ön numara çevirmeden ve yazmadan doğrudan bu numaraya yolluyorsunuz mesajlarınızı. Dolayısıyla bize ulaşmanız daha kolay olacaktır. Bütün program boyunca sizin mesajlarınızı okumaya çalışacağız. Evet, değerli izleyiciler, sevgili konuklar. Bu haftadaki konumuz müzik. Müzik olunca Avrupa'da yetişmiş ama gönlünü Türk müziğine vermiş değerli bir sanatçımız var. Sibel Demirezen Hanım. Evet, şimdi o güzel alkışlarınızla Sibel Hanım'ı sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun sizi. Yerinizi alalım. Yeriniz zaten hazır. Biraz. Sazınız evet. Sizden önce gelmiş. Bu taraftan. Öncelikle gitarı kullanacağım. Peki. Ona bir şekilde yardımcı olabilir miyiz? Evet, sizi. Bir dakika. Takdim edeyim lütfen. Saz çalmayı beceremem ama. Tutayım bari. Teşekkürler. Evet Sibel Hanım, tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz aramıza. Sohbetimize başlamadan önce ben konuklarımıza dönmek istiyorum. Siz de soru sormak isterseniz konuğumuza şimdiden hazırlanabilirsiniz. Sohbetimizin devamında sizin sorularınıza yöneltebiliriz. Evet, dediğimiz gibi tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Tabii hemen sazınızı aldınız. Aslında biz sizinle böyle kısa bir sohbetten sonra hemen müziğe geçmeyi istiyorduk. Ama? Ama tabii ki siz yine de kısaca isterseniz sizi tanıtalım. Sibel Hanım kimdir? Biz bir soralım. Sibel Hanım kimdir? Sibel Demirezen kimdir? Daha da doğrusu harika kız Sibel kimdir? Kısaca bize tanıtırsanız hem ekranları başındaki izleyicilerimize ve seyircilerimize, ondan sonra parçamızı alırsak daha iyi olur. Evet. Buyurun. Ben Sibel Demirezen. 9 yaşından bu yana müzikle uğraşmaktayım. 5 enstrüman kullanıyorum. Ne güzel. Saz, elektro gitar, klavye ve vurmalı çalgılar, bateri, darbuka. Şimdiye kadar 3
CD çalışmam oldu. 3 tane CD çalışmam oldu. Evet. Bugün ayrıca değerli konuklarımıza kendi bestelerimden de birkaç örnek sunacağım. Ne güzel. Peki, çok klasik bir soru olacak ama siz CD çalışmam oldu dediniz. Müziğe çok küçük zamanlarda, küçük yaşlarda başladım dediniz. Bunda ailenizin bir desteği oldu mu, yoksa durup dururken bir yerden ilham esti? Ya ben müziğe başlayayım mı oldunuz? Bana babam saz hediye etti. Hı hı. 9 yaşındaydım. Tabii ki ailem sonsuza kadar destekledi beni. Yani ailemin elinize bir saz verdi. Evet. Yürü kızım mı dedi. Öyle oldu. Evet, aileden kaynaklanması gerekiyor değilse, çünkü bazı çocukların saz isteğini aileler, saz alıp da türkü söyleyip de aşık mı olacaksın, aptal mı olacaksın, saz senin neyine deyip önünü kesebiliyorlar. Demek ki sizin desteğiniz aileniz olmuş. Evet. 9 yaşında. Evet. Peki, ne güzel. Bildiğimiz kadarıyla Sibel Hanım, sizin daha önce Ferdi Tayfur ile de bir çalışmanız oldu. Evet. Doğru mu biliyorum, yoksa? Doğru. İlk CD çalışmamı Ferdi Fon plakçılığa yaptım. Enteresan olan, daha doğrusu harika kız Sibel lakabını Sayın Ferdi Tayfur Bey bana verdiler. Çünkü ilk CD çalışmamda bütün enstrümanları stüdyoda kendim çaldım. Bu sebepten dolayı harika kız demiş idi. Tabii ki artık Sibel Demirezen olarak devam ediyorsunuz. Evet, yani devam harika kız Sibel yok mu bir yerde? Halen geçerli mi? Belki yok. Harika hanım olmuş. Harika hanım. Evet. Buradan da Ferdi Tayfur Bey'e saygılar sunalım. Selamlarımızı evet. gönderelim. Evet. Böyle bir değeri sahip çıkmış. Evet. Evet. Bundan sonra da bütün çalışmalarınız, bu tür çalışmalarınız olacak mı? Kaset, CD ya da şu anda ne yapıyorsunuz? Sadece müzik dışında yaptığınız bir uğraşınız da var mı? Hayır, tek müzik yapıyorum. Beste çalışmalarına devam ediyorum. Bunun haricinde iyi bir prodüktör firma bulur isem, gelecek sene yeni bir CD piyasaya çıkarmayı düşünüyorum. 3 tane dediniz değil mi? 3 tane CD'niz, kasetiniz çıktı. Çıktı. Dördüncüsü inşallah gelecek sene. İnşallah. Ama prodüktör... Bilgilere duyurulur diyelim evet. o zaman. İsterseniz biz sizi daha fazla yormayalım. Siz bize sözünüzle, sazınızla harika kız Sibel kim, Sibel Demirezen kim, onu icra edin. Evet, sizden bir parçanızı alalım. Sen de mi severdin?
çıktın sen de mi? Vurdun sen de mi? Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Gerçekten güzel de parça olmuş. Sizin parçanız, siz parçanızı söylerken aşağıdan da mesajlar geçiyordu. Özellikle Sivas'tan Kaplan ailesi kızları Merve, Esra ve Şule için istemişler. Umarım Esra, Merve ve Şule'nin böyle bir şarkı dinleme sebebi olmaz. Onlar bu tür acılar yaşamazlar diyorum. Çünkü hem onu dinlerken hem de oradan onu izlerken dedim aman aman kesin olmasın. Ama yine de biz onlara gönderelim. Onlara gönderdik. Ve diğer bütün izleyicilerimize evet. gönderelim. Bu parça armağan olsun. Peki, siz müzikle uğraşıyorsunuz 9 yaşınızdan beri. Evet. Peki sizin aldığınız eğitim veya gördüğünüz desteği siz acaba gençlere veriyor musunuz? Sizden sonra gelenlere bu imkanları sunuyor musunuz? Sunmayı düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Evet. Yalnız şöyle ki tabii ki genç insanlarımıza ilk etapta tahsillerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Ondan sonra... Tabii ki müzik okulları veya konservatuara gidip kendilerini müzik dalında geliştirebilirler. Elbette ki. Ama önce okul diyorsunuz. Önce okul. Önce eğitim. Evet. Ondan sonra ama birisi ben profesyonel olarak da müzik yapmak istiyorum diyor ise ona nasıl bir yol tavsiye edersiniz? Siz az çok tecrübeli sayılırsınız. Şimdi şöyle ben müzikle uğraşıyorum fakat ticaret akademisini bitirdim. O açıdan... profesyonel müzikle uğraşmak ister ise genç insanlarımız yine de önce tahsillerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Peki müzikle karın doyulmaz mı diyorsunuz? O açıdan değil ama tabii ki müzik biraz dalgalı. Ne olacağı belli olmaz değil mi?
Tabii ki görüyorsunuz mesela popüler alanda uğraş veren diğer sanatçı arkadaşlarımız uzun süre zirvede kalabilmesi çok zor. Sezonluk bir çalışma yapıyorlar ve çabuk piyasadan silinebiliyorlar. Yani her iki meslek olsun. Müziği yapsınlar ama icra etsinler ama yanında da bir diğer meslekleri mutlaka olsun diyorsunuz. Evet. Evet. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar, şimdi olmazsa olmazımız geldi. Tamamen duygusal. Ekranlar. Ay Yıldızlı olma sırası Hollanda'da yaşayan Türklerde, sizlerde. Prepaid Ay Yıldız'dan Türkiye'yi aramak 17 sent, Hollanda içi Ay Yıldızlılar arasında konuşmak 7 sent. Ay Yıldızlı olun, sizin de hayatınız kolaylaşsın. Bilgi almak için ister Ay Yıldız Enel'i tıklayın, ister Primafon'a veya yerel bayilere uğrayın. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Avrupalı Türkler Efe Fırat yoğurdu yer. Çünkü onlar yiyeceğini iyi bilirler. Efe Fırat, yıllardır kalitede daima öncü. As Yıldız Hayat Su, Şarkıları Pazar Keyfi programını sunar. Şarkılarla Pazar Keyfi, pazar günleri canlı yayında Ahmet Kandemir ve Nihal Sener ile Türk sanat müziği keyfi yaşatmaya devam ediyor. Hani ey Mecnun misali gurbet ellerde.
şarkılarla pazar keyfi pazar günü saat 16'da canlı yayınla Avrupa'nın yıldızı Kanal Avrupa'da. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Avrupalı Türkler 11 ayın sultanı Ramazan ayını Abdullah Güven'in sunumuyla Kanal Avrupa ekranlarında izleyecek. İftardan sahura kadar mübarek Ramazan ayı Avrupa'nın yıldızı Kanal Avrupa'da. Kanal Avrupa adım adım Avrupa'yı dolaşıyor. Mehmet Baş Avrupa'daki Türk esnaflarını ekrana taşıyor. Sinan Yılmaz ile Karadeniz Şovu sunar. Sinan Yılmaz, Karadeniz rüzgarını şovu ile Avrupa'da estiriyor. Dağlar ve canım olmaz, dağlar yakacağım. Yalancısın yalancı, oldu zehirden acı. Bir gün bana uğrarsın, sen yorulursun ben anca. Yalancısın. Adam gibi seven yürek aranıyor. Yanıma yakışan, doğruyu konuşan. Seni yerim Trabzon eli senin, naz etme seni yerim. Oy pınarım pınarım, o ateşinle yanarım. Sen aklıma gelince kaçıyor uykularım. Ay mısın, güneş misin, yıldızlara eş misin? Yaktın beni kilerdin, hadi benim ateş misin? Hadi benim ateş misin? Oy oy Fatime. Arhabiye bir güzel, peşime dolanıyı, peşime dolanıyı. Salla, emir çevir, kıvır çevir, salla. Yok be. Salla 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 salla, titre. Ne kadar sallarsan salla da, benim olacağım sonunda. Mavilim mavilim, en oğlunu küstürmede, gel salını salını. Karadeniz Show Salı günü Avrupa'nın yıldızı Kanal Avrupa'da. Değerli izleyiciler, sevgili konuklar. İsterseniz ben önce Türkiye'den arayan dostlarımız olmuş. O dostlarımıza buradan bir İbrahim Ayhan Avusturya'dan aramış. Bütün Konya ve Kulu'lara ve bütün tanıdıklarına sevgiler, saygılar gönderiyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet Hava Hanım. Biz de şimdi Sibel Hanım'a dönelim, soralım. Sibel Hanım, mutlaka bu uzun müzik yaşantınızda başınızdan geçmiş bir anınız vardır. Bizimle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki. İstanbul'da Gülhane Parkı'nda program almıştım. Tabii yıllar önce. Sayın Ferdi Tayfur'la. Ve ilk defa müzik hayatımda 30 veya 40 bin kişinin karşısında program yapmak ve Ferdi Tayfur'un o zaman kadrosunda tabii ki yer almak büyük bir mutluluktu. Bunu güzel bir anı olarak görüyorum. Saklıyorsunuz yani. Evet. Güzel, tabii ki o da bir anı. Mutlaka tabii ki. Ben bu, daha çok böyle dramatik bir şey beklerdim. Dramatik yani, olabilir. Hani böyle eyvah niye yaptım? Hiç unutamadığınız böyle yani. Hani böyle küçük bir pot kırmalar, küçük dil sürçmeleri veya vah vah tüh tüh dediğiniz hiçbir şey olmadı mı? Şimdi Gülhane Parkı'ndan sanırım 1-2 saat dışarı çıkamadık. Çünkü işte Sayın Ferdi Bey'in hayranları bekliyorlardı. Biz işte polis arabasıyla dışarı çıkmak zorunda kaldık. Bu da bir
bir anı olarak görüyorum. Biz Sibel Hanım'ı çok fazla sıkıştırma. Evet. Yani daha fazla Gülhane Parkı'ndan çıkamayacağız. Anı diye tutturmayalım. Yok, Gülhane Parkı'ndan çıkamayacağız. Evet. Ondan sonra çıkarsak hiç çıkamayacağız. O zaman Sibel Hanım, biz sizden yine bir parça daha alalım. Bence çok sözden çok, çok müzik dinleyelim. Peki siz beste yapıyorum demiştiniz. Bu dinleyeceğimiz parça sizin kendi besteniz mi olacak yoksa? Yorulmadım adlı kendi bestemi şimdi değerli izleyicilerimize sunmak istiyorum. Peki. Bu parçanın özelliği duydukları bütün enstrümanları stüdyoda kendim çaldım. On parmağında on var. Bu alkışa değerdi yani. Bu alkışa değerdi. Evet, şimdi parçamız geliyor. Başım yine de ki eğilmedim.
Yine bir şahane parça olmuş. Gerçekten güzel. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hava Hanım, kaç tane mesaj okuyalım isterseniz. Evet, dostlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar, mesajlarıyla destekliyorlar. Evet. Biz de onları dinlediğimizi, gördüğümüzü, unutmadığımızı hatırlayalım istiyoruz. Mehmet Yılmaz, sizin biraz önce söylediğiniz Yorulmadım şarkısını eşi ve Kaçar ailesine hediye etmiş. Onu da buradan yolluyoruz. Mehmet Adapazarı Pala ailesine selam yolluyor. Birgül Birkan, Hüseyin Biçer programımızda başarılar diliyorlar ve yine aynı şekilde selamlarını ve sevgilerini yolluyorlar. Zeliha Öztürk Koplens'ten aramış ve tüm Bozkurlulara kucak dolusu selamlar diyor. Biz de bu sevince, biz de bu selama katılıyoruz. Biz de tüm Bozkur'a selamlar, sevgiler diyoruz. Daha doğrusu tüm Türkiye'ye diyoruz. Önce Bozkur'a diyelim isterseniz. Bozkurlu olunca tabii Bozkur'a ayrı bir selam gidiyor. Nihat Albayrak selamlarını yollamış. Yine tüm Türkiye'ye, yine tüm Ortaköylülere. Evet. Ve Birkan Rising'den programımız için başarılar dilekleri var. Ve bize sevgilerini, saygılarını yollamışlar. Biz de aynen mutluluklar diliyoruz. Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Evet. Tamam. Şimdilik mesajlarımız bu kadar. Daha sonra mesajlarınızı okumaya devam edeceğiz. Bildiğim kadarıyla şu anda hangi kameradayız arkadaşlar? Bir telefonumuz varmış herhalde. Bir alo diyelim isterseniz. Evet, alo. Alo. Evet, buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım. İyi günler Mustafa Bey. Ben Feramuz Eroğlu Sigen'den. Evet, hoş geldiniz Feramuz Bey. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kanal Avrupa'ya ve Kanal Avrupa yapımcılarına ve siz sunucu Mustafa Birkan ve Hava Kolbaşı'na başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Feramuz Bey. O sizin dilek temenniniz için. Ben teşekkür ederim. Yayınımızın devamını diliyoruz. Sizden bir ikramım var. Buyurun, buyurun. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Camili Köyü Kasabası Derneği adına bu ayın 21'inde Sigen Selimiye Camisi'nde iftar yemeği verecektir. Bütün herkese, bütün camilere duyurulur. Çok teşekkür ediyorum. Ben camiliyim diyen herkesi davet ediyoruz. Şimdi Müslüman kardeşlerimizi davet ediyoruz. Feramiz Bey. Siz camilisiniz de camili nereye bağlı? Onu da bir lanse edin de duysunlar. Şimdi camili deyince belki herkes bilmeyebilir. Ben... Tabii. Camili Aksaray ili Ağaçören kazası Camili kasabası. Peki Feramuz Bey, camiler hep böyle akıllı mı oluyorlar? Siz telefon faturasından kurtulmak için televizyonu bir aradınız. Bütün camillere haber verdiniz. Olmuyor, olmuyor. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Oradaki seyircilerinize, ekran başındakilerine, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki, teşekkür ediyoruz biz de sizi aradığınız için. Saygılar, sevgiler. Hoşça kalın, dostça kalın. Yoksa söylemek istediğiniz başka bir şey var mıydı Feramuz Bey? Sözünüzü kesmeyin. Allah razı olsun. Yayınınızın devamını diliyorum. Böyle bir program hazırladığınız için çok çok memnunuz. Gerçekten eksiğinizi tamamladınız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sizlerden de ricamız bütün eş dostunuza bizleri tavsiye edin ki izlesinler. Kanal Avrupa izlesinler. Bizleri izlesinler. Telefonlarınızla ve mesajlarınızla bizleri desteklerseniz seviniriz. Peki teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. İyi yayınlar. Evet. Hava Hanım. Şimdi arada burada bir çiçek görüyorum. Bu beyi davet edelim. Sahneye davet edelim. Hoş geldiniz. Çiçeğimizi Hava Hanım'ıza verelim. Evet, ben alayım. Hoş geldiniz. Böyle ortamıza alalım sizi. Kısaca sizi tanıyalım. Kimsiniz, necisiniz? O güzel çiçekler için teşekkür ediyoruz. Nereden geliyorsunuz? Evet, ben çiçekleri hemen aldım sizin söylemenize fırsat vermeden. Ben çiçekleri Kroistal'dan götürüyorum. Oradaki bütün Türk vatandaşlarından sizlere hediye. Buradaki programımıza da başarılar diliyorlar hepsi. Ben Kroistal Fatih Camii'nde 8 yıldır... Yönetimde bulunuyorsunuz. Yönetimde bulunuyorum. 2 senedir de dernek başkanlığını yürütüyorum. Derneğimiz 1992 yılında kuruldu. 1994 yılında da Diyanet İşleri'ne bağlandı. Dini vecibelerimizin yanında kültürel etkinliklerimizi Evet, ben de onu soracaktım. Nedir o yaptıklarınız, gençlere yönelik neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetleriniz var? Yani bize ve ekranları başındaki izleyicilerimize bunları bir kısaca... Gençlere yönelik şu anda tabii futbol takımımız var. Her cemiyetin olmazsa olmazı. Evet. Çocuklarımıza yönelik gene değişik programlarımız var. Böyle
folklor ekibimiz evet. var. Biraz sonra kızlarımızın marifetlerini de göreceğiz zaten. Biraz sonra evet kızlarımızı alacağız. Ayrıyetten entegrasyon içinde Almanca kursları veriyoruz yine hanım kardeşlerimize, hanım ablalarımıza. Türkiye'den yeni gelenlere, hepsine. Yani sadece hanımlara değil, erkekler de var yani. Şu anda, sadece hanımlara. Ha, şu anda hanımlara. Evet. İnşallah ileride erkeklere de olacak değil mi? Çünkü sadece hanımlar değil. Talep olduktan sonra... Tabii şöyle ben hanım olarak hemen araya girmem lazım. Önce hanımlar sonra erkekler. Hanımlar evet. hep ikinci planda kaldığına göre bu defa birinci plana onlar gelsin. Değil evet, mi? Evet. Mecburen siz de evet diyorsunuz tabii. Şimdi siz bu güzel çocuklarımızı çalıştıran bey ya da bayan kimdir? Ona bir teşekkür etmeyecek miyiz? Biz tabii ne demek onlar onun zaten. Onun da adını mutlaka analım ki. Kendisi yani bugün burada emek, bulunamıyor kendisi galiba. Kendisi burada bulunamıyor. Evet şu anda kendisi burada yok. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Tabii onun yanında diğer hanım kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz. Yani onlar olmadan zaten biz hiçbir şeyiz. Biz bir şey yapmıyoruz İsmini yani. İsmini alalım o zaman. Gülhan ablamız. Gülhan ablamıza buradan ediyoruz. Çok çok selamlarımızı evet. yolluyoruz. Teşekkürler. Böyle devam edin. Evet. Evet daha böyle. Artırarak devam edin. Yani sadece... çocuklarımızla değil daha artırarak devam edin diyoruz. Peki size teşekkür ediyoruz. Geldiniz buralara kadar. Bütün Kreuztal'a, bütün cemaatinize, bütün Türklere, herkese buradan saygılar, olur, sevgiler. Biz de teşekkür ediyoruz. Buyurun. Peki. İyi günler, teşekkürler. Evet. Şimdi yavrularımızı alacağız. Ben çiçeği doğrudan size vereyim. Çok teşekkür ederim. Tabii ki çiçekleri kadınlar hak eder. Değil mi evet. Mustafa? Şimdi kaydı değil mi böyle? Evet. Önce böyle size hanım, ve daha sonra... Hanım erkek savaşına girmeyelim. Girmeyelim. Programımıza devam tamam. edelim. Peki oldu. Böyle bir şey içinde bulunmuyor zaten. Öyle bir iddiamız da yok. Şimdi çocuklarımızı, yavrularımızı alacağız. Yavrularımızın marifetlerini sergileyeceğiz. Evet şimdi CD'miz... CD'miz hazırsa... Diyelim. Gelin bakalım kızlar. Siz alalım sahneye. Böyle güzel bir alkış. Moral alkış yavrularımıza. Ben önce onların isimlerini de bir sorayım. Evet tabii kısaca bir tanıyalım yavrularımızı. Önce isimlerinizi de bir alalım. Şimdi heyecanınızı da almış oluruz. Benim ismim Nesrin Yüce. Evet. Eda Adem. Mikrofonu aç. Hava Hanım mikrofonu açın. Mikrofon açık. Eda Adem. Baştan alalım Hava Hanım. Benim ismim Nesrin Yüce. Evet. Eda Acar. Eda Acar. Ben arkadan dolanayım sizi kapatmayayım. Evet. Aleyna Baloğlu. Aleyna? Balloğlu. Balloğlu. Gözde Acar. Beste. Gözde Acar. Gözde Acar. Evet. Gamze İnce. Aleyna Akbulut. Aleyna Akbulut. Evet şimdi CD'miz geliyor. Peki bakalım. Gösterin bakalım marifetlerinizi. Müziğiniz başlayacak birazdan. Yarın yanına vay deli yara kurban olurum vay deli.
Evet, güzel. Öyle güzel mi yavrularımız, ki? Güzel yavrularımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten şahane oldu. Tabii ki biraz sahne küçük geldi yavrularımıza ama idare edeceğiz. Evet hanım, Hava Hanım, şimdi yine biraz mesaj okuyalım isterseniz. Evet. Mesajlarımız geçiyor. Evet, geçiyor. Yakalayabildiğimi yakalamaya çalışıyorum. Rahime Bektaş tüm Alacalılara ve Bozkırlılara selamlarını söylüyor ve bize de başarılar diliyor. Mansur size yönelik bir mesaj yazmış. Yeni programınız başarılı olsun diyor Mustafa abi diye. Teşekkür ederim. Bunun yanında Sibel Hanım'a özel mesajlar var. Onu da ayrıca dile getirmek istiyorum. Sibel Hanım, size mesajlar var, selamlar var ve dinleyici, izleyicime sizin internet adresiniz var mı diye soruyor. Evet, var. Var. Onu o zaman hemen söyleyelim. Evet, internet adresim www.beyazgüller.de. Biliyorsunuz Beyaz Güller benim orkestram. Evet. Kardeşlerimle birlikte orkestra grubu olarak çeşitli eğlence geceleri, düğünler, nişanlar, sünnet merasimleri, bayanlar matinesi. Minimum müzik işleri. Evet. Yani www.beyazgüller.de'den bizim hakkımızda, benim hakkımda daha fazla bilgi alabilirler. Size ulaşabilirler evet, yani. Evet, izleyicimize ulaşmıştır bunun yanında. Diğer izleyenler de, Sibel Hanım'dan yaralanmak isteyenler de bu adrese girsinler. Kesinlikle faydalı çıkacaktır. Onun dışında Suat Yavuz Fransa'dan yazmış ve tüm Yavuz ailesine selamlar diyor. Bize programımıza da başarılar. Tabii bizi de bu arada unutmuyorsunuz. Sadece selam yollamıyorsunuz. Bize de başarılar diliyorsunuz. Sizin başarılarınız, başarı dileklerinizle biz de yolumuza devam etmeye çalışacağız. Mehmet Yılmaz kardeşim, sırada Türkiye biricik eşim Filize ve çok sevdiğim Kaçar ailesine. Kaçar ailesine hediye ediyorum demiş. Evet. Okumuş muyduk daha önce? Evet, daha önceden okumuştum. Tekrar olmuş. O zaman izleyicilerimize tekrardan bir anons edelim. Bizi yalnız bırakmayın en azından. Bizim dostlarımız, bakın böyle günlerde belli olur dostluk değil mi? Gönderin birkaç mesaj okuyalım. Daha doğrusu mesaj demesek de elektronik ileti desek, yani mesaj benim hep dilim sürüşüyor. Yani elektronik ileti desek daha doğrusu değil mi? Peki, doğrusunu öyle evet, yapalım. Şimdi bir telefonumuz daha varmış. Alalım telefonumuzu. Alo. Alo. İyi günler efendim, buyurun. İyi günler, nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkür ederim. İyiyiz. Sizi tanıyalım. Çiğdem Polat. Ben Çiğdem Polat. Ankara'dan arıyorum. Yeni mahallede. Çiğdem Hanım, hoş geldiniz programımıza. Kısaca, hoş bulduk. Kısaca sizi tanıyalım isterseniz. Çiğdem Polat'ı. Ankara'da yaşıyorum. Evet. Bu kadar mı? Sadece bu kadar mı? Çiğdem Hanım. Sadece evet. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Ankara'da yaşıyorum. Yayınınızı çok beğeniyorum. Ailecek izliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Dostlarınıza da tavsiye ediyorsunuzdur inşallah bizleri. Evet. Evet, onlar da sizi izliyor şu anda. Peki bizden istediğiniz bir şey ya da selam göndermek istediğiniz dostlarınız var mı? Tabii ki. Sizin öteki yeğenlerim ve Poplar ekibindeki yeğenim Urbet ve Gamze'ye. Selamlar söylüyorum. Kocamı öpüyorum ikisini de. Sizi bir el sallayın bakalım. Hadi bakalım kızlar bir el sallayın. Kimdir? Evet. Avrupa'da bulunan tüm Müslümanların hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizler de. Sorunuz olan Sibel Hanım'a başarıların devamını diliyorum. Evet, Sibel Hanım'a bir şey sormak ya da söylemek istiyorsanız buyurun. Başarıların devamını diliyorum şu an Ankara'da olduğum için. Pek bilgim yok. Peki. Çiğdem Hanım, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Mustafa Bey. Buyurun. Ayrıca Almanya'da yaşayan Servet Hasan Bey'e selamlar söylüyorum. Peki, selamlarınızı yerinize ulaştı. Ulaştı, evet. O beyden de size selam gönderiyoruz biz aracılığımızla. Peki, teşekkür ediyoruz aradığınız için. Size iyi seyirler diliyoruz. Teşekkür ederim, iyi günler. Oldu, hoşça kalın. İyi günler. Mustafa Bey, herkesin halini hatırını sorduk. Bugün ama sormadığımız biri var. Evet. Hocam bugün orada gayet üzgün ve süzgün bir şekilde oturuyor. Bir soralım isterseniz. Hocamız ne durumda, ne alemde? Evet, mikrofonumuz açık herhalde. Evet, şimdi geçen haftadan hocamla kısa bir sohbetimiz olmuş idi. Biraz kısa kesmiştik. Hocam, geçen haftadan bugüne kadar nasılcasınız? İyicesinizdir inşallah. Buyurun, mikrofon açık. Sağ olasın evladım, sağ olasın, var olasın. Ama hiç iyi değilim. Canım sıkıdır efendim. Hayırdır hocam, hayırdır? Evvelki gün canım yahniş dedi efendim. Ramazan malumunuz, yine zil çalıyor. Gittim çarşıya, pazara, 3 kilo et aldım.
Bizim oğlana dedim ki şunu anana götür, güzel bir yahni yapsın bize. Neyse döndük dolaştık, akşam oldu eve geldik efendim. Hanım tabii eli açık, komşulara dağıtmış eti, bana hikaye anlatıyor. Ortada ne et var ne yahni. Allah Allah. Bir sürü hikaye anlattıktan sonra en son dedi ki efendim, 3 kilo eti kedi yedi. Dedim ki hanıma, getir şu kediyi. Kedi geldi efendim, aldım elime kantarı, tarttım kediyi, kedi 3 kilo. Allah Allah, et de 3 kilo. Hanıma dedim ki, hanım bu kedi ise et nerede? Bu bizim etse kedi nerede o zaman? He. Evet hocam, biraz önce gördüğüm bir tava baklava gidiyordu. Evladım bana ne, bana ne? Hocam senin eve doğru gidiyordu ama. İyi de o zaman sana ne? Evet hocama teşekkür ediyoruz. Haftaya devam edeceğiz kaldığımız yerde. Hocamın köşesini alıyoruz. Buyurun hocam. Peki. Ben şimdi Sibel Hanım'dan iki parça dinledikten sonra bizim müzisyen arkadaşlarımızı da biraz yormak istiyorum. Onların da biraz zamanını almak istiyorum. Onlar da katılsınlar. Onlar da Ramazan, bu uyanık tutmak lazım tabii ki. Evet. İnsan çalışmayınca böyle oluyor. Bir türkü hikayesi anlatmak istiyorum size. Türkümüzün adı Hastane Önünde İncir Ağacı. Komşu kızıyla beşik kertmesi olan bir genç askerde vereme yakalanır. Hava değişimi olsun diye delikanlıyı Yozgat'a, evine geri gönderirler. Hastalığından dolayı sözlüsünün ailesi gence kızlarını göstermek istemez. Bu amansız hastalıktan kurtulmak için köyünden, elinden uzak illere, İstanbul'a bir hastaneye yatırılır genç. Tedavisi için geldiği bu hastanede de yapayalnızdır. İstanbul'da gurbet olmuştur bu gence. Ailesi, sevdikleri, en önemlisi de sevdiği kız çok uzaklardadır. Artık doktorlar da delikanlının iyileşeceğinden ümidi kesmişlerdir. Sözlüsünü bir daha göremeyeceğinden de korkan ve bu hasret dolu günleri bir nebze olsun hafifletmek için pencereden gördüğü incir ağacından aldığı ilhamla biraz sonra dinleyeceğimiz türküyü söyler genç. Türküyü söyler ama peki bu türküyü söyleyen gence ne olur acaba? Yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadan ölür. Hastanede, kaldığı hastanede, İstanbul'daki hastanede yapayalnız ölür. Fakirlik, yoksulluk yüzünden ailesi cenazesini Yozgat'a götüremez. Cenaze İstanbul'da kalır. Yozgatlı genç hastalık ve hasrete dayanamaz. Delikanlı ölür ama o gün bugündür türküsü söylenir ve bugün gibi hatırlanır. Buyurun arkadaşlar.